Allah gönlünüze göre versin. Şansınız bol olsun. Merhaba. Aynı meslekteniz. Öyle mi? Bugün işler kesat gitti. Caminin kapısını açık görünce geldim. Neredeyse dağılır. Dağılır mı? Hmm, öyleyse geç kaldım, gideyim bari. Nereye gideceksin? Bu aylarda camiye gelenler daha çok sadaka verir. Daha mı çok verir? Niçin? Çünkü Ramazan mübarek aydır. İnsanlar daha çok dua etmek ihtiyacını duyar. Doğru. Elleri de çok açık olur değil mi? Adamına göre değişir. Allah'tan istedikleri bir şey yoksa metelik bile vermeler. Bunlar benim aklıma hiç gelmezdi. Camilerin önüne pek gitmem de. Bir sadaka ne olur, karnım çok aç. Merhamet edin Allah rızası için. Bana bir şey vermedi. İstemesini bilmiyorsun. Bu kadının fakir bir hali var değil mi? Evet. Sen karnım çok aç dediğin için sana sadaka vermedi. Çünkü fakir insanları açlık alakadar etmez. Ama Allah'tan korkarlar. Bunun için onlardan sadaka isterken Allah rızası için diyeceksin. Allah rızası için merhamet edin. Ben amma da acemiymişim be. Bunları öğrettiğin için çok teşekkür ederim dostum. Demek açlık insanlara alakadar etmez. Herkese göre değil. Zenginler de parasını kaybetmemek için canlarını verirler. Peki şu şık giyinmiş adam başka ne isteyebilir? Ya yarın halledilmesi lazım gelen bir işi vardır, yahut da Allah'tan günahlarının affedilmesini ister. Vay canına! Bu mesleğin amma incelikleri varmış. Tevekkül değil, ben bunun için para kazanamıyorum. Para kazanmak çok kolaydır. Her akşam gel, ben sana öğretirim. Allah rızası için. Allah sevdiğinize kavuştursun. Bana niye vermedi? Gene bir halt ettim galiba. Bu saatte genç bir kızın burada ne işi olabilir? Bilmem. Sevgilisine kavuşmak için mum adamış. Desene, evden gece yarısı bunun için kaçmış. Hmm. Ahbap, sende çok iş var. Ben bunları öğrenirsem çok iyi para kazanırım. Ha, bu türbenin ismi ne? Helvacı baba. Şu gelene Helvacı babadan bahset. Helvacı babanın ruhu için bir sadaka. Sağ olun. Ahbap neden Helvacı babanın ruhu için deyince verdi? Helvacı baba evde kalmış kart kızların kısmetini açardı onun için. Benim de bu gece kısmetimi sen açtın. Allah razı olsun. Bu iyiliğini nasıl ödeyeceğim? Arkadaş olarak. İnsanın dertleşecek bir yakını olmazsa canı çok sıkılıyor. İsmin ne senin? Adem baba. Ya seninki? Şu 2,5 lirayı bozar mısın? Bende 2,5 lira ne gezer? Niye bozmadın yahu? 2,5 lira kazanamadık mı? 100 lira kazandık. Ne? 100 lira kazandık ve önümüzde de daha bütün bir gece var. Çocuğun 2,5 lirasını bozabilirdik öyleyse. Bana bak arkadaş. Bir dilencinin kazancı öğrenildiği gün o dilenci hapı yuttu demektir. Ben artık nöbeti sana bırakayım. Benim bir işim var. Kim acaba? Kim bilir. Ama bazı akşamlar kulübe gelir. Ne kulübüne? Şans kulübüne. Hmm, kumarhaneye desene. Evet. Ben de kulübün önüne gidecektim zaten. Kazançlı bir yerdir. Her akşam giderim. Ne olur ben de geleyim. He? Gel. Ahbap. O kadar hızlı koşma arkadaş. Sonra kuvvetlisin, çalış derler. Yavaş yavaş. Çiçekçi,
çiçek var, iyi çiçeklerim var, güllerim var. Mis gibi çiçeklerim var. Şansımız baylar. Şansımız bol olsun. Güller var, karanfillerim var. Hadi baylar, çiçekçi. Burası kazancı bol bir yer galiba. Çiçeklerim görüyorsun var. Görüyorsun ya, bir cümle var. Kafi geliyor. Ben sabaha kadar kalırım burada. Olmaz, neredeyse camidekiler dağılır. Bu akşamlık bu kadar yeter. Sağ ol babalık, senden çok şeyler öğrendim. Aa bak, caminin önünde gördüğümüz kız geliyor. Çiçeklerim, güllerim, yapma güllerim var. Bir gül alır mısınız hanımefendi, uğur getirir. Uğur mu getirir? Bugünlerde de şansa çok ihtiyacım var. Ama nereye koyayım bilmem ki. Çantanızı hanımefendi. Göreceksiniz bakın, şansınız ne kadar bol olacak. Bir deneyeyim. Oh! Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim hanımefendi. Çiçeklerim, yapma güllerim var. Bana bak babalık, insanları bu kadar iyi nasıl tanıyorsun? Dilenmek ve okumakla. Okumak mı? Dilenerek para kazanmak varken okumayı ne yapayım? Okumak da dilenmenin başka bir şeklidir. Biz cahiller okuyarak alimlerden malumat dileniriz. Ben okumaktan bir şey anlamam. Kalın kafalıyım. Sen maşallah akıllısın. Ahbap yarın da sana geleyim mi? Karnını doyur da gel ki iyi çalışasın. Ders saatlerini de kaçırmamış olurum. Yarın bana kaçta ders vermeye başlayacaksın? O kadar aç gözlü olma. Öğrettiklerimi de aklında iyi tut. Ah, tutmaya çalışırım, merak etme. Hadi iyi geceler. Sana da. Ne olur bir sadaka. Az verdi. Cebi deliklerden galiba. Bilakis lüks içinde yüzüyor. Milyoner Ahmet Salim'le berabermiş. Vay anasını, bütün paralar kendisinin mi? Biraz da kendisinin sayılır. Hiçbir şey anlamadım. Senin dünyadan haberin yok arkadaşım. Dünya kurulduğu zaman toprağın, suyun sahibi yoktu değil mi? Evet. Bugün bir karış toprağın, bir damla suyun bile sahibi var. Bunları kim verdi? Ne bileyim, herhalde ben vermedim. Sahibine sor bakalım ne diyecek. Tabii eski sahibinden aldığını söyleyecek. Eski sahibi kimden almıştır? O da bir başkasından. O başkası? İlk sahibinden. Ya ilk sahibi kimden almıştır? Kimseden. Gelip üstüne oturmuştur. Peki ama ne akla? Ne bileyim ben canım. İnsanlar gasp etmekten daima zevk almışlardır. Bu onların zayıf tarafı. Yani bu kız da milyoner Ahmet Salim'in paralarına mı oturdu demek istiyorsun? Belki de. İnsanlar para karşısında her zaman zayıf. O kızı ilk gördüğüm günü hatırlıyor musun? Ne kadar neşesizdi değil mi? Hasta mıydı o zaman? Ne o, hasta değildi. Onun yerinde olsam herkese ziyafet çekerim, eğlenirim, gülerim. Bu akşam evinde toplantı varmış. Sahi mi söylüyorsun? İstersen biz de gidelim. İsterim tabii. Ama sokaktan bir şey görülmez. Görürüz. Kapının önü daha eğlencelidir. Dedikodu yapanları dinleriz. İnsanlar ancak içeri girerken maskelerini takarlar. Merhaba çocuklar. Merhaba. Çok kalabalık var mı? Para olan yerde daima kalabalık vardır. Dedikleri kadar parası var mı acaba? İstediğin kadar. Şampanyan da alası. Nereden biliyorsun? Arabada iki tane var. Köşkün bahçıvanı garaj kapısından verdi. Ben de bir şey isteyeyim. İste ama bahşiş de ver. Hadi çocuklar, şöyle kenarda biraz şampanya çekelim. Hadi yürü. Ben de içmek isterdim. Gidelim mi? Neden şampanya istiyorsun? Ömrümde hiç içmedim ki. Talim varmış. İnsan bilmediği şeyi aramaz. Al benden de o kadar. Bizim hayır cemiyetine yardım olmasaydı dünyada bu toplantıya gelmez. Çok garip bir adam. Davetlilerle de hiç meşgul olmaz. İyi ki kız alakadar oluyor. Fena bir kız da değil. Peki, onunla evlenmek cesaretini nasıl gösterdi? Ben Ahmet Salim Bey'i bekar bilirim. Ben de. Ama evlenmemişler canım. Ahmet Salim Bey kızı evlatlık hiç olarak almış. Hiç şaşmam. Çünkü aralarında epey yaş farkı var. Hadi bu kadar dedikodu yeter. Yoksa yarına hiçbir şey kalmaz. Burası mı? Evet, burası. Köşk güzel değil mi? Hı-hı. Beni buraya getirdiğiniz için size çok teşekkür ederim doktor. Rica ederim. Bakın ne kadar eğleneceksiniz. Bu iki adam onların hakkında iyi konuştu. Onlar da herhalde yanlış adrese gelmiş olacaklar. Hanım bey gelince haber vermemi söyledi. Merak etmeye başladı galiba değil mi?
Artık alışması lazım ama misafirler soruyor. Pek geleceği de benzemiyor. Zaten onun adetidir. Son misafir giderken gelir. Herhalde evin beyi başka yerde eğleniyordur. Hayır, daha işi bitmedi, çalışıyor. Bu saatte kimse çalışmaz canım. Şu saatte çalıştığını katiyetle biliyorum. Onu tanıyor musun? Evet. İsmini biliyor musun? Ahmet Salim. Ya yerini? Onu da biliyorum. Nerede çalışıyor? Sokakta. Ve şu anda Ahmet Salim çalışmayı paydos etti. Otursana canım, nereden biliyorsun? Nereden mi biliyorum? Çünkü ben Ahmet Salim'im. Aa, oynattı. Burası mı? Evet. Yalnız anlayamadığım bir şey var. Neden arkadaş olarak beni seçtin? Sen iyi bir insansın, fakat bana kötülük yapacak kadar zeki değilsin. İşte bu laf hoşuma gitmedi. Sonra seni iyiliğin içinde yanıma almadım. Kendi kendime konuşmaktan korkuyordum. Bu da bir çeşit deliliktir. Elbiselerini burada mı değiştirirsin? Evet, hepsini buraya yerleştirdim. İnsanların merhametini uyandıracak bir sürü elbisem var. Bunlar? Onları futbol maçlarında kapının önünde dilenirken kullanırım. Ayağımın birine de bağlarım. Bir gün bunları bana ver de, bir tecrübe edeyim. Bütün bu gördüklerin vakti gelince senin olacak. Ha? Allah razı olsun. Ne yapacaksın burada? Şimdi görürsün. Bu odada kıyafetimi, bu masada da ruhumu değiştiririm. Bunları nerede kullanıyorsun? İlk defa avuç açtığım zaman giydiğim elbise diye saklıyorum. Ya. Ya bu? O da bir hatıra. 8 sene giydim. Dilenmek için mi? Hayır, hapishanede. Hapse girdin mi? 8 sene. Sıkıldın galiba. Hayır, daima hatırlarım. Rahmetli annem çalışmayı sevmeyenlerin sonu hapishanedir derdi. Başkalarının sırtından geçinenlerin uydurduğu bir laf bu. Birini mi öldürdün de seni hapishaneye attılar? Hayır, hiç kimseyi öldürmedim. Nasıl bu kadar zengin oldun? Hapisten çıktıktan sonra kimse iş vermedi. Ben de kıyafet değiştirerek bu işe başladım. Evvela gazete sattım. Param birikince sırasıyla bakkal, kasap, sonra büyük bir elbise ve kumaş mağazası açtım. Bunlardan temin ettiğim parayla da daha sonra tam 20 dükkan ve 3 apartmanım oldu. Çocukların var mıydı? 2 tane. Biri kız, biri oğlan. Neredeler şimdi? Biri öldü. Diğerinin de nerede olduğunu bilmiyorum. Ya karın, sağ mı? Onu da bilmiyorum. Merak ettim, niye ayrısın onlardan? Uzun hikaye, başka zaman anlatırım. Hadi bakalım ahbap, bu gecelik sen işine, ben de kendi işime. Affedersin, biraz geç kaldım. Dostlarım, başka zaman gene beklerim.